Bu video iPhone 10'un teknik bir incelemesi değil. Eğer bu amaçla geldiyseniz sizi hemen teknoloji kanallarına alalım. Çünkü onlar zaten bu işi benden çok daha iyi yapıyorlar. Hem de binlerce lira harcayıp iPhone satın alarak. Hakkı, yeni telefonun seni görünce tanıyacak mı bari? İlk inceleyen olacağız diye tam 19.000 TL para ödedik Barış. Tabii ki tanıyacak. Akraba bile olduk. Ben o kadar para harcamadım ama iPhone'da gördüğüm çok önemli bir yeni özellik var. Yüz tanıma teknolojisi. Çünkü bu teknoloji önümüzdeki yıllarda öyle ya da böyle ama derinden bizi etkileyecek. iPhone kullansak da kullanmasak da. iPhone'un tanıtımı sırasında onu tanıtanlara zorlu anlar yaşatan tek özellik de yine yüz tanıma teknolojisiydi. Evet, bunların hepsi eğlenceli gibi gözüken şeyler ve en sevdiğim dizilerden bir tanesi de bu özelliklere bakıp bizi güldürmüştü. Aynı teknolojiyi kullanarak şu anda bazı animasyonlar yapabilir duruma da getirmişler. Şu anda bizi gülümsetse de ileride bu teknoloji başımızı ağrıtabilir. Çünkü yüzümüzü kimlik haline getirmeye başlıyor. Yüz tanıma teknolojisi önce sadece cep telefonlarımızı açmaya yarayacak ama daha sonra güvenlik gerektiren pek çok yerde karşımıza çıkacak. Mesela banka hesaplarımıza bile yüzümüzü kullanarak gireceğiz. Bunun arkasındaki teknoloji bizi sokakta bile takip edebilecek. The machine is everywhere. Watching us with 10,000 eyes. Listening with a million ears. What did I tell you about sending emails? For 3 weeks you could practically never put anything in an email you cannot own. Yüzünüzü bu kadar iyi tanıyabilen bir teknoloji elbette sizi dışarıdayken, sokakta, uzaktan da çok iyi tanıyabilecek ve davranışlarınıza göre sizi analiz etmeye, kategorize etmeye başlayacak. In 2018, machines that can read your face. The Economist'in hazırladığı rapora göre 2018'den itibaren pek çok alanda kimlik beyanı için yüzümüzü kullanmaya zorlanmaya başlayacağız. Face recognition in 2018 will change our lives. Size çok garip gelmiş olabilir ama bundan 10 yıl önce herkesin cebinde parmak izini taşıyabilecek bir cihaz olacağını söyleselerdi kimse inanmazdı buna. Ondan da önce şöyle bir soruyu soranlara deli gözüyle bakıyorduk. Zeki Müren de bizi görecek mi? Artık Zeki Müren de bizi görebiliyor. Sadece öbür taraftan değil, rahmetli yaşıyor olsaydı onunla görüntülü olarak görüşebilecektik demek istiyorum. Vallahi orasını ben de bilmiyorum. Eğer görürse iyi değil. Ev halidir kardeşim. İnsan icabında donla geziyor. Koskoca Zeki Müren'e karşı olur mu? İşte yüz tanıma teknolojisiyle artık sadece insanlar değil, makineler de bizi görüp tanımaya başlayacak. Size de enteresan gelmiyor mu? iPhone 10'da parmak izi tanıma teknolojisi kaldırıldı ve yerine yüz tanıma teknolojisi getirildi. Artık sadece bu var. Ve haberlere bakılacak olursa bu parmak iziyle tanıma meselesi bir daha da geri gelmeyecek iPhone'lara. Yüz tanıma teknolojisi başka telefonlarda da kullanılmaya başlandı ama iPhone'un geleceğinin bu teknoloji olması demek artık yüz tanımanın ana akım haline dönüşmeye başlaması demek. Şu parmağımın izini öyle uzaktan bakarak tespit edemezsiniz ama yüzleri metrelerce uzaklıktaki yüksek çözünürlüklü kameralar tanıyabilir. Ve dolayısıyla o kameraların arkasındaki akıllı öğrenebilen makineler sizin davranış analizlerinizi yapmaya başlayabilir. Buralar komplo teorisi kokmaya başladı ama söylediklerim sadece teori olmaktan çıktı. Bazı alışveriş merkezlerinde şimdiden bu teknolojiler kullanılarak müşteri davranışları analiz edilmeye başlandı bile. Hatta İngiltere'deki bir okulda öğretmenlerin boş zamanlarında ne yaptıkları bu şekilde takip ediliyor. Çin'de ise bu konu çok çok daha ileri seviyelere taşınmış durumda. Hükümetin elinde Çin nüfusunun yarısının, yaklaşık 700 milyon kişinin yüz bilgilerinden oluşan bir veri tabanı var. İnsanlar restoranlarda ödeme yaparken bile yüzlerini kullanıyorlar. Hatta umumi tuvaletlerdeki tuvalet kağıtlarını çalanlar bile bu yolla takip edilebiliyor. Aman ne güzel diyesi geliyor insanın.
Tuvalette bile rahat rahat. Neyse işte öyle. İnsan yüzünün inanılmaz özellikleri var. Sadece birisinin yüzüne bakarak, onu okuyarak pek çok şey öğrenebilirsiniz. Doğuda ilmi sima olarak bilinen fizyonominin tam olarak bilim mi yoksa sanat mı olduğu binlerce yıldır, ta Aristo'dan beri tartışıla dursun, bugün konuyla ilgili kurulan teknoloji şirketleri var. Phase 6 bu şirketlerden biri. Tel Aviv'in varoşlarında kurulu bu şirket dünyanın en gelişmiş yüz tanıma teknolojisini geliştiriyor şu anda. Müşterileri arasında kumarhaneler de var, kiliseler de. Pazar ayinlerine kimlerin katılıp kimlerin katılmadığını tespit etmeye çalışan kiliseler var demek ki dünyada. Yaptıkları şey herhangi bir yüzün görüntüsünü ellerindeki bir veri tabanıyla eşleştirmek. Bunun için de machine learning, yani makine öğrenimi yöntemini kullanıyorlar. Biliyorsunuz bu yöntem popülaritesi giderek artan yapay zeka çalışmalarından bir tanesi. We are the world champion Boston Red Sox. Perhaps you didn't recognize us without our beards. Today we want to talk about other champions, our troops, our veterans and our military families. Yani bir makineye insan yüzünü okumayı öğretiyorlar. Person of Interest dizisindeki sistemin adı da makineydi. İronik değil mi? iPhone'un Face ID'si, yani yüz tanıma teknolojisi, gözlerinizin arasındaki mesafeyi, dudaklarınızın genişliğini ve onun burnunuza olan mesafesini ve buna benzeyen daha yüzlerce ölçümü yapıp size özel bir kimlik üretiyor. Tıpkı diğer yüz tanıma sistemlerinde olduğu gibi. Üstelik kandırılması çok zor. Kılık değiştirseniz de, yüzünüzün fotoğrafını gösterseniz de, size benzer bir maske yaptırsanız da çalışmıyor. Yani mission impossible. Hatta aynı gün doğmuş kardeşiniz bile telefonu yüzüyle açamıyor. O derece. Tabii tek yumurta ikiziyseniz o başka. Yani teknoloji bu kadar gelişmiş durumda. Sadece iPhone'daki değil, yüz tanıma teknolojilerinin hepsinin arkasındaki sistemler artık milyonlarca yüz arasından sizinkini saniyeler içinde bulabilecek bir hıza geldi. Önümüzdeki yıl satılacak milyonlarca iPhone sayesinde telefonlarımızı parmak iziyle değil de yüzümüzle açmaya başlayacağız. Güvenlik gerektiren tüm işleri yüzümüzle yapacağız. Başlarda biraz garip gelecek belki ama sonra alışacağız. Bizim yeni normalimiz haline gelecek. Eskiden parmak izimizi verirken bu yaptığımız işlemin farkında olarak yapıyorduk ama artık farkına bile varmadan etrafımızda bizi sürekli izleyen cihazların yüzümüzü tanıyıp anlamasına izin vermiş olacağız. Özgürlüğümüzden ve mahremiyetimizden biraz daha ödün vermiş olacağız. Ve o zaman sakal bırakmak bile işe yaramayacak. O günler geldiğinde daha özgür yaşayabilmenin, sıradan anonim bir insan olarak kalabilmenin tek yolu belki de o şiiri hatırlamak olacak. Remember, remember the 5th of November.